Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavatullahi ve sellem. Sual. İşaratul İ'caz 164. Ama hakikaten soru bir kere kendisi acayip. Diyor ki, İnsanlardan büyük bir kısmın şekaveti meydandayken yalnız küçük bir kısmın saadeti nasıl nevin saadetine sebep olur ki şeriat rahmettir diyorsunuz. Halbuki nevin saadeti ya bütün efradın veya kısmı ekserisinin saadetiyle olabilir. Ne dedi hulasalandırırsak? El hükmü lil ekser kaydesince hüküm eksere göre verileceğine göre bunu da siz söylüyorsunuz diye. Ekserinin 5/4'ü diyor. 5/1'i peygamberimize ittiba etmiş. İman getirdi, hakikati iman etmiş. 5/4'ünün cehenneme gitmesine sebep şeriattır. Soru. Nasıl, ne demek? Ha, camları kapatalım. Bu neydi, kapat? Nasıl? Yani iman gibi bir teklif gelmeseydi küfür olmayacaktı. İman etlenmeseydi küfür olmazdı. Allah böyle bir sistemi yapmayabilirdi. Birinci dersin devamı. Soruyu şimdi biraz değiştiriyorum da. Anladın mı? Ben zorluyorum kendimi. İnanın. Farkındaysanız Allah şahit ya, yalana kafir olun, Allah muhafaza. Yani Allah da Kur'an'da yemin ettiği için söylüyorum. Vallahi ben zevk alıyorum. Ben ders yapmam. Kendimden zevk alıyorum. İlk önce bunu. Şimdi bu soruyu biraz önceki önce tasvir ederken böyle tasvir etmemiştim. Yani el hükmü lil ekser. Şeriat söylüyor. Hüküm eksere göredir. Kendi kendimi zorluyorum şimdi. Cevap arayacağım. Çünkü niçin soruyorum biliyor musun kendime böyle? Ne sorarsanız cevabınız o cinstendir. Kainata ne sorarsanız, kimyacı kimya sorarsa cevabı kainatın kimya cinsindendir. Fizikçi fizik cinsinden. Yani hangi seviyede ne ararsanız cevabınız o cinstendir. En aynı Zeynab dibi. Kulum nasıl bilirse o cinsten muhatap olurum. Cevabı odur. Şimdi ben şimdi bu içinde bunu arayacağım. Bunu arayacağım. Nasıl bu kadar rahatça böyle tasvir ediyorsun? Daha acayip zorlaştırıyorum. Birileri bana sorunca daha zorlaştırıyorum. Ben de istifade edeyim bu işten. Rahmettir. Çoğu yani iman olmasa, küfür teklif iman teklif edilmese ki küfür olur mu? Farzlar yok, haram olur mu? İman yok, küfür olur mu? Nasıl saadet diyorsunuz, şeriat rahmettir diyorsunuz. Şeriat geldi, yani din geldi, yani teklif geldi, yani iman küfür geldi. Hepsi, çoğusu kafir oldu. Reddettiği için. Gelmeseydi de herkes böyle acayip yaşasaydı da sonra cennette konsa daha acayip saadet olmaz mı? Daha acayip bir şey olur yani. Rahmet, rahmet işte budur kardeşim. Hepsini kucaklayan bir rahmettir. Bu nasıl has oldu da rahmet diyorsunuz? Yani hepsi kurtulsa daha güzel olur. Daha öyle gözüküyor. %20 kurtulmak nerede? %80'e kaybolması nerede? Değil mi? Çok yani o acayip soru değil mi? Zahire baktığın zaman. Şimdi beraber yürüyelim. Beraber yürüyelim sevgili kardeşim. Cevap, lillahi meselil a'la, en iyi misalleri Allah verir. 16-16. Kur'an'ın 40 icazından bir tanesi, hocam, misalle izah etmesidir. Misal getirmesidir Kur'an'ın. Kur'an'ın 40 icazından, mucizeliğinden bir tanesi, Risale-i Nur'da, efendim, misal getirmesidir. Misal, en keskin burhandır. İlimle çok anlatırsın. Ya aynı bunun gibi diye bir misal getirirsen hepten tam bitiriyor. Şimdi bir misal. 16 ne demek? 16. surenin 16. ayeti. Ya tabi kendim dünyama göre konuştum demek ki. Böyle uyarın beni. Tamam mı? Uyarın. Cevap. Altına 100 yumurta bırakılan tavuk. O yumurtadan 20'sini civciv çıkarıp 80'ini ifsat etse, tavuk ifsat olsa demiyor. Tavuk ifsat etse, kollayamadı veya kollamadı.
bu tavuk yumurtan evine hizmet etmiş olur. Çünkü bir civciv bin yumurtanın annesi gibi olur. Olabilir. Veya 100 tane çekirdek toprağa ekilse ve su ile sulanıp bilahare 20'si neşünema bulup hurma ağacı olsa ve 80'i çürüyüp mahvolsa 20 çekirdeğin sümbülenip ağaç olmasına sebep olan su elbette çekirdek nevine hizmet etmiş olur. Veya misali ikinci, üçüncü misalde okuyayım. Veyahut bir maden ateşe ateşte eritilse beşte biri altın, mütebakisi toprak çıksa elbette ateş o madenin kemaline, saadetine sebep olur. Binaenaleyh teklif de insanların beşte birini kurtarsa, o beşte biri saadet-i neviye sebep ve amil olduğuna katiyetle hükmedilebilir. Maaza, yüksek hissiyat ile güzel ahlakın neşü neması ancak mücahede ve iştihat da olur. Burada duralım. Şimdi tavuğun altına 100 tane yumurta koyduk. 80'i bozuldu, 20 tanesi civciv oldu. Yumurta evine tavuk hizmet etti denilir. Niye? Bir yumurtadan bir civciv çıkarsa, bir civciv de 1000 tane yumurtanın anasıdır. O zaman ne yapar? 1000 çarpı 20, 20.000. Sanki 20.000 yumurtayı kurtarmış gibidir. Başka? Mesela 1000 tane çekirdeği toprak atılsa, toprağa atsak, suyu suladık, su 80'ini çürütse, 20'si neşünema bulup hurma ağacı olsa, 20 tanesi, kaç tanesi? Su ile sulanıp bir ala, 20'si neşünema bulup hurma ağacı olsa, 100 tane çekirdeğin 80'i bozulsa, 20 tane hurma çekirdeği, hurma ağacı olsa, 80'i çürüyüp mahvolsa, 20 çekirdeğin sümbüllenip ağaç olmasına sebep olan su, su aynı zamanda dikkat edin, büyümesine sebeptir, çok su da çürümesine sebeptir. Su hem öldürüyor hem diriltmeye sebep oluyor. Elbette çekirdek devine hizmet etmiş olur. Veyahut bilirsiniz, benim mesleğimdi biraz, maden topraktan çıktığı zaman ham madde çıkar böyle kamyonlarla. Onu yüksek fırınlara götürürler. Ona ateş verirler. 1500 santigrat derece verdiğim 1500'e kadar demir erir. Bu tarafa gelir. 1700-1800 olduğu zaman ısıyı yükseltince bakır bu tarafa geliyor. Yani ne kadar ısı verirsen o ondan ayrılıyor. Şimdi bu ateş verilse elbette o ateş o madenin kemaline, saadetine sebep olur. Diğerlerini kurutuyor. Yani o yüksek fırına çıkan toprağından bitki olmaz artık. Toprak ölüyor. Ama orada %20'sini altın aldı. Altın çıkarttı. Binaenaleyh teklif de yani dinlerin gelmesi, dinin olması, imanın gelmesi, insanların beşte birini kurtarsa, o beşte birin saadet-i neviyeye Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hadis var. 7 milyar Müslüman olacak iman edip. Şualarda geçiyor. O beşte biri saadet-i neviyeye sebep ve amil olduğuna katiyetle hükmedilebilir. Yani din gelmiş, İnsanların beşte birini kurtardı. Vallahi öyle bir sistemle gelse ki, onu da kurtarsaydı yani. Okuyalım. Maaza, yüksek hissiyat ile güzel ahlakın neşi neması, yani ruhtaki o birinci derste, ruhtaki o ulvi istidat ve kabile çekirdekleriyle gömülü insan. Yani ruhunda böyle var. Yani sonsuz kabiliyetler var, istidatlar var. Bak hocam dikkat et. İki sonsuz vardı. Ruhta sonsuz kabile çekirdeği var. Adet.
her bir kabiliyetin de mertebesi sonsuz. Mesela muhabbet bir istidattır. Muhabbetin hududu var mı? Adavetin hududu var mı? Mal sevgisinin hududu var mı? Zevk istemenin hududu var mı? Yok. Nihayetsizdir yani. Her istidadın da sonsuz meratibi var. Sonsuz. Bu da çok önemli. Tamam. İstidat kabiliyet mi oluyor? Yok. Farklıdır. Kabiliyet dışarıdan alabilme özelliğin, miktarın. İstidat ise Allah tarafından sana gömülen. Yani çekirdek. Yapı, çekirdek. Mesela şöyle misal vereyim. Ağacın bir istidadı var. Ama iyi bir toprağa koyarsan astı gibi bir ağaç olur beklenilen. İyi bir şeye koymazsan yani o toprak onun kabiliyetidir. Evet. De, kabiliyet alabilme özelliği. İstidat ise o alınanla ortaya çıkan seviyen. Mağaza yüksek hissiyat ile güzel ahlakın neşu neması ancak mücadele ve iştihatla olur. Bir kere ruhun o donanımından haberimiz var. Ama nasıl ortaya çıkacağını bilmiyoruz. İşte burada puf nokta cümle bu. Dedi ki bu ruhtaki ulvi istidat ve kabiliyet çekirdeklerini uyandırmak hepsini ve hepsine uygun fıtri bir mecra vermek, sonsuz mertebesi vardı, sonsuz istidat vardı. Onların ortaya çıkmasının kanunun şartı mücadele ile oluyormuş. Mücadelesiz olmuyor. Yani bu kainatın ve onun karşılığı olan insan ruhunun kanuniyeti, formülü budur. Yani mücadelesiz çıkmıyor. Mücadele ve iştihatla çıkacak. Demek ki bir kere bunu yakalayalım. Bak, insan nedir? Küçük kainattır. Kainat nedir? Büyük insandır. Çekirdek, ağaç. Tamam. Şimdi bu insanın ruhundaki ulvi hakikatler, istidat ve kabiliyetlerin ortaya çıkması maksattır. Onun için varız. Onun için gelmiş insanlık. Yoksa işkembeyi doldurup tuvalete gitmek değil. Bir kere onu bilirim. Yani insanın yaratılış gayesini bir bilirim bir kere. Yani Allah'a kul olmak o örfteki kullanılan tabirdir. Örfte kullanılan tabirdir. Arka tarafı nedir? Vel evvel vel ahir vel zahir vel batın. İsimce zahir manası Allah kul olmak, ayna olmak. Ama arka tarafı insanın geliş gayesi, yani Allah bir ihtiyacı yok bize, kendisi yarattı. Geliş gayesi, insanın ruhunun Allah'ın karşılığında Allah affetsin tabi, inşallah o tabi kullanmayayım, Allah'a aynadarlık olsun diyeyim. Öyle. İnsan benim sırrımdır, ben de onun. Sırrının hakikatıdır. Böyle bir ruh. Tamam. Böyle bir ruhun inkışa, yani aynadarlık olması, Allah'lık hakikatını insanda karşılığını bulması. Bu yerine gelsin diye yaratılmış. Buraya gönderildik. Peki ne kârı var? Allah değil, bize. Neye benzer? Çekirdeğin ağaç olması, bir kuvvet, çekirdeğin fıtratında şu var, ağaç olayım. Her bir mahluk, her bir çekirdek, fıtrı bir ağaç olmak vardır. Mesela hangi insan vardır ki iyi olmak istemez? Hangi insan vardır ki iyiye hamile olmasın? Öyle değil mi? Fıtratın dilidir bu. Daha iyi olayım. Ha demek ki fıtratın yapısında sonsuz meratibi kat etmek, sonsuza terakki etmek için var. Ha insan madem bunun için gelmiş, Allah bu merhameti için yaratmış, bu istidatların inkişafı lazım. Bu istidatların inkişafı da mücahede ve içtihatladır. Onunla olur. Yani güneş vuracak, su gelecek, toprak şey olacak. Yani hadiselerle gelişir. Örneğin, hadiselerle bana sorulan bir mevzu, soruyla cevabı, yapılan dersin şekli başkadır. Herhangi bir yer açıp da başka oluyor. Tahrik edici değil.
insanı çekirdeğinden çıkartıp da mana mertebesini fark edip oralarda seyahat edebilmesi için bir muharrik olması, tahrik edici olması lazım. Anlıyor musun? Tahrik edici olması lazım. Bir sebep olması lazım. Mesela hacca giderken dedim ya şunları bir okuyayım. Simgeselliğini okuyayım. Bir de kafayı ben dedi uçaklarsa kafaya koydum dışarı bakıyorum. Ne demek acaba yani böyle? Niye yaptım bunu daha dışarı diğer zaman? Ama gidiyorum yani ihtiyacım var oraya. Demek ki bu şeyi oynatacak bir şeyler olacak. Zıttı olacak. İman iman eden küfürdür. Küfür yoksa iman yoktur. Abi burada bir soru sorabilir miyim? Konuyu da yapmamak için. Şimdi sen dedin bizde o istirahatları Allah bize yerleştirmiş. Buraya göndermiş. Bunlar henüz daha inkişaf halinde değil. Buraya geldikten sonra gösterdiği mücahede neticesinde ve miktarında o istatlar inkişaf edip kendini ortaya çıkaracak. Şimdi bu nasıl oluyor? Şimdi şu anda biz o haldeyiz şu anda. Evet. Şu anda ne yapıyoruz? Ona o çekirdeğe güneş o muameleyi şu anda yapıyoruz. Güneş, su, toprak evet. O vesaire oluyoruz. Diyelim ki gerçekten de o şu anda ceryan ediyor. Bizde bir takım şeyler şu anda evet. İstatlar uyanıyor, uyanma şeyindeler, şu an vaziyetindeler. Bu nerede gerçekleşiyor yani bizim... Çok güzel. Neremizde ne oluyor? Çok güzel. Yani vücuda bakarsak hep aynı zahiren. Kül aynı. Şimdi şöyle, benim o şeyime benzedi. O bir rüya vardı ya, geldiğinde bir rüya görmüştüm. Bilal duymamıştı belki, siz duydunuz ama ben bir daha anlatayım Bilal. Şimdi geldiğinde Ramazan imamlığı yaparken camide, aşağıda, güneyde, beni bir vesvese aldı. Pek almaz ama alıyor. Demek ki lazım yani. Kimse yok böyle. Teravih kıldırdık, bazı yaptık. Akşam kitap okuyorum. Aldı sıkıntı beni. Ben buraya niye geldim dedim ya. Çok açık konuşuyorum. Bu sözüm nerelere gideceğini tahmin ettiğim için. Ama açık konuşuyorum. Ben şöhret için mi geldim? Tanınmak için mi geldim? Beni desinler diye mi geldim? Bir sürü yığınak geldi böyle. Bilal'ım başladım ağlamaya. Yani öyle bir duygulu zaten Ramazan bir şey, bir tuhaf. Yetimlik var zaten, kimse yok. Ondan sonra acayip bir hal. Ondan sonra ben neyi? Sonra o akşam rüya gördüm. Bir abiyi gördüm. Şöyle bizim Karadeniz böyle. Vadi ya. Vadi. Şu vadiye çıktım, ben buradayım. O da öteki vadiye değil, tam vadinin ortasında ama belden aşağı yok, havada. Elini açmış böyle. Ona diyorum ki, ama yankılı gidiyor. Abi, abi. Gidiyorsunuz. Buralarda nasıl gözüküyor? Nasıl gözüküyor? Yani dünya veya bizim bu amellerimiz, cemaatle bizim yaptığımız şey, oralarda ölmüş ya o, iki sene, birkaç sene önce ölmüş. Oralarda nasıl gözüküyor, nasıl yankı yapıyor, ne oluyor? Dedim. Hem ahireti ispat ediyor, kim nereden haber veriyor ya. Havul yapıyor. Ama yankılı dalga dalga geliyor. Çok, hem yatıyor, secde yapıp kalkıyor. Çok güzel gözüküyor, çok güzel gözüküyor. Üç defa çok güzel gözüküyor. Devam edin, devam et demiyor. Devam edin. Üçüncüsü, bırakmayın, böyle secdeyi yapıp kalkıyor. Bırakma demiyor, bırakmayın, dalgalanıyor. Ondan sonra dedi, ses de azaldı, ufaldı, yok oldu. Başka bir misal vereyim, cep telefonu, 343 çevireceğim. 3 değil mi bu? Acaba ben 3'ü bastığım zaman telefonla baz istasyonundaki sinyal 3 müdür, böyle midir? Bazla uydu arasındaki bağ 3 müdür? Bu buradaki şekil midir? Bak buraya 3 gözükürken bu tarafta düğmeye bastım. Bu düğmeden baza böyle bir şekil yok.
sinyal var. Sinyalda hiç kimse sinyalı çıplak görse böyle üçtür demez. Ama bu tarafta üç onu tetikledi. Baz istasyonuyla da uydu arasındaki şeyin elektriksel odaldan ışıklı da farklıymış. Baz istasyonundan da verici istasyon, yani o adamın şey farklı. Ha, bu tarafta böyle amel iken, mesela Allah, elhamdülillahi rabbil alemin. Orada ne oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? Bu, 343, bak 343, 15 bilmem ne. Errahmanirrahim. Ne karşılıklarını buluyor. Neler oluyor? En azından kendinden sıyrılıyorsun. Çekirdek hakikatin ağaç oluyor. Mertebe-i külliye-i ubudiyetin içine giriyorsun. Nun harfinden girip elife doğru gidiyorsun. Kendinde içsel seyahatta seyahat ediyorsun. Fena fillah hakikatına her an daha fazla yaklaşıyorsun. O alemlerdeki nüminesi olan, sendeki karşılıkları olan nümineler karşılığını buluyor. Peki bunların niçin hissetmiyoruz? Mesnevi de diyor ki, enaniyetini ve gururunu daha bırakmayanlara Allah'ın en büyük ihsan-ı ilahisi, ihsanını ihsas etmemektir. En büyük ihsan-ı ilahisini enaniyet ve gururunu bırakmayana ihsas hissettirmemek ki gurur ve ucuba girmesin diye. Şu anda neyiz biliyor musun? Çekirdek olarak dünyada ekildik, ağaç oluyoruz arkadaşlar. Sen şimdi toprak altındasın, tamam mı? İmanın nuruyla, İslamiyet suyuyla, ubudiyetin toprağı altındasın ve evamil Kur'an'ı ile muamele görüyorsun ama toprağın üstündeki ağaç hiç sana çekirdeğe benzer mi? Yani toprak, çekirdek, ağaç oluyor, dal budak veriyor. Bu çekirdek buraya benzer mi? Alim-i kalpte diyor, şu alırda dal budak salıyor. Bu dal budak salan şeyler de neticede Esma'nın bir mertebesi mi bir? Esma'nın mertebesi de kat-i meratiptir. Şu alar 29. Lema'nın en şu anın en sonunda anlatıyor diyor ki mesela gül kabul et şunu. Gül kabul et. Gülde tecelli eden Esma, Cemil diyelim. Aslı Allah'taki hakikati arasında mertebe var nihayetsiz. Aynada gözüken Esma'nın cilve ve nakşi ile onu, o hakikatını ruhtaki karşılığını uyandırıp, onun karşılığı bizde var, şükrofi, buradaki ile tefekkür ederek o çiçeği alıyorsun hafsalana. Ruhta onu tefekkür ederek, ruhta bu gülün karşılığını uyandırarak aynadan Allah'a arasındaki Cemil isminin nihayetsiz mertebesinde seviye alıyorsun her tefekküründe. İmanın seviyesi de budur. Hani icmali, tafsili, tahkik iman diyor ya. İşte derece ve numara aldıktan sonra gene onları gönderen Rabbi Zülcelal'ine dönecekler diyor. Hani şu anlar da öyle geçiyor. Yani aynada gözüken Esma'nı, cilve ve nakşini mutala ve tefekkür ettikten sonra kendilerinde olan hakikatin inkışafın nispetinde aynada ve Allah arasındaki o tecillilerin hangi meratibini kat etmişse bunun onun iman derecesidir. O derece ve numara aldıktan sonra gene onları gönderen Rabbi Zülcelal'ine dönecekler diyor. Görmek istersen gösteririm. Peki sayfanın sonra. Tamam o zaman söyleyeyim. 29. lemadır en sonunda. Tamam mı? El sayfatun sayfa 755. Bak şunu okuyayım. Nur-u iman gözlüğüyle bakarsa insanların kainat sergisinde teşhir edilen garip, acip kudretin mucizelerini görmek
ve mutala etmek için, içe almak için, kainatı içine alarak, Sultan-ı Ezeli tarafından gönderilmiş mutalacı olduklarını anlar. Ve bunlar o mucizenin derece-i kıymet ve azametine, Sultan-ı Ezeli'nin azametine, derece-i delaletlerine kesbi vukuf ettikleri nispetinde derece ve numara aldıktan sonra yine o Sultan-ı Ezeli'nin memleketine gönüp gideceklerini anlar ve bu anlayış nimetini kendisine iras eden iman nimetine elhamdülillah diyecektir. Yani burada demek ki geliş gayemizi Allah'ın ruhundan yaratılan ruhumuzun Allah'a aynı darlık etmemiz bize menfaattardır. Bitkiyi güneşe tuttuk. Ağaç oldu. Güneşin bir menfaati var mı? Yok. Tutmadık. Yemek bozuldu. Yani dolaba koymadı. Güneş yemeği bozdu. Güneşe zararı var mı? Yok. Ha, bizim ruhumuz da o Şems-i Ezeli kabul edelim Cenab-ı Hakk'ı. Güneşe Allah koyalım. O insan çekirdeğini de toprağa atılan çekirdekler kabul edelim. Güneşe karşı tutarsak dar toprak tabakası, dar alemi arziden insan ne şunema bulur? Geniş alem olan hava alemine, nur alemine inkişaf eder. Bak toprak tabakası düşün, burada çekirdektik bir sürü. Buradan sıyrıldık, ağaç olduk hava alemine, güneş alemine vesaire renkler alemine geldik. Ne alakası var şimdi? Ben sana nasıl anlatayım? Şimdi bir adam buraya gelmiş, meyve olmuş, yaprak olmuş, güneşi görmüş. Havayı görmüş, çevreyi görmüş. Dereler, bahçeler var. Şimdi buradaki arkadaşına şey yapacak. Arkadaşım. Aşağıya, hiç hayatında güneş görmüş. Burada güneş var. Burada hava var. Nasıl anlatsın? Burada renkler var. Burası aydınlık. Karanlıkta hiç aydınlık görmemiş adam. Karanlığı da bilmiyor ki. Hani ikiz kabul edelim. Anne karnında iki çocuk. Bir tanesi yarım saat önce çıktı ve aklı var. Öyle bir sistem koymuş Allah. İçeridekine de bağ var ya hala kopmamış. İçeridekine bağırıyor. İçerideki acayip bir alem. Güneş var, hava var, meyveler var, yürüme var, yüzme var, kavga var, gürültü var, var da var, lezzetler var. İçerideki ne diyecek? Kafayı yedin sen. Kim gidip de görmüş diyecek. Böyle bir şey olur mu? Niçin öyle diyecek? Kendi kafasına ve çevresine göre konuşacağından dolayı çevresinde bir havuz var. Havuz var burada. Adam orada havuzda. Karanlık var. Karanlığı bilemez. Burada karanlık var da diyemez içerideki. Niye? Aydınlığı bilmiyor ki karanlık olduğunu desin. Şimdi aynı biz anne karnındayız. Birisi çıktı buradan sıyrıldı. Doğdu. İnsanlar anne karnında gibidir diyor. Tamam, ölünce uyanırlar, doğarlar diyor. Ahirete doğarlar diyor başka hadiste. Şimdi doğdu bir tanesi, daha ölmeden burada doğdu. Ölmeden önce ölünüz. Bir sıyrıldı, öldü dünya cihetiyle, bir sıyrıldı. Aman ya Rabbi, her şeyin batınlarına geçmiş. Resulallah, her şey gülüyor. Muhyiddin Arap işte, Kabe'ye gittim diyor, Kabe bana kaf diyor. Kaf bana dedi ki, Muhyiddin hoş geldin. Şimdi ona dedim, o kafayı mı yemiş ya bu adam? Kaf diyormuş ki, kaf. O ne demek kaf? Kaf, onun simgesi. Kafa, kafa, her bir alimin, her bir peygamber, her büyük zatın bir harf karşılığı var. Benim tespitime göre, bulabildiğime göre, ustadın 3 veya 4 tane harf var ama bunların en belirgini elif ile nundur. Elif ile nundur. Çünkü nun hakkında ve elif hakkında çok sarih söylüyor. Nun kapısıyla girdiğim gibi çıktım diyor. Na'yı çok kullanıyor vesaire. Şimdi demek ki çekirdekten ağaç olmak için geldik. Ağaç olursan güneşin bir menfaati olmadığı gibi, olmasan da güneşe zararı yok. Allah'a da karı var, zararımız yok. Ha o zaman senin fıtraten ağaç olmaya ihtiyacın var. O zaman ağaç olacağız. Ağaç olmak için iştihat lazım, cihat lazım. Yani zıt lazım. O zaman ne? Karanlığın karşısında aydınlık olması lazım. Olsa aydınlık da bilinemez ki, iman da olmaz ki. Şimdi geldim buraya. Zıt yok. Peki bu alemi ne anlıyor? Sana şimdi yine geçeceğim Arafat'ta ya. Adem Arafat'a gelmeden insan olduğunu bilmiyordu. Orada Kabe'de birisine dedim hocam diyor aman ha şey bunu dedi falan bu herhalde ağzından çıktı galiba falan dedi. Yok dedim hocam. Bilerek söyledim. Bilerek söyledim. Ne olduğunu peki zannediyorum.
Sen ne diyorsun? Bir de şeyden kapı beni şey yaptı. Aman hocam lütfen dürtüyor. Yanımda da ben konuşuyorum bir alacağım. Şeyde dürtüyor. Aman biraz yanlış oluyorum galiba. Dedim bu Arafat ademleşmektir. Ademleşmektir. Adem Safiullah olmak yolunda siyahatın ifadesidir. Adem Safiullah'tır. Ademleşmektir falan deyince hocam yanlış oldu galiba falan. Bir şey olmadı bak diyor ki hoca dedim. Dedim Adem peygamber yani ne demek yani Adem aleyhisselam kendine insan olduğunu bilmemesi. Ha Adem aleyhisselam Arafat'ta insan olduğunu anladı. Çünkü akvaryumun içindeki balık ıslaklığı bilemez, kuruluğu bilmediği gibi. Yani cennette bir bil kuvve çekirdeklerin hulasasıydı Adem. Zıtların karması yoktu ki kendisi. Çünkü kendini kendinle, kendini karşılıkla bilmektir insandaki inkışaf. İman bakın, insan zıttıyla inkışaf eder. İman küfürle inkışaf eder. Anlıyor musun? Şimdi zıt yok ki, zıt kavramı yok. O zaman bunu da yok olmuş, bu da yok olmuş. Sonsuz zulüm olurdu. Adem gibi biz de cennette olsak da hiç orada yaratılıp dünyaya gelmesek Allah'ın en büyük bize zararı yani tövbe estağfurullah zulüm demeyeyim de yani eksik olurduk sonsuz. Zıt yok ki. Nasıl ki inkişaf edeceksin sen? Ölü yok, diriyi anlayacaksın. O zaman insanlık kavramı, insanda dört mertebe var. Camidat, nebatat, hayvanat, insan. Bunlar böyle bir zemin ister ki inkişaf etsin. Adem'in potansiyel olarak donanımı var ama bunu ortaya çıkarıp ona ihsas edip şuur edecek yapısı yok. O zaman Adem, onun için Arafat çok mu arif olmaktır, tanışmaktır. Zannediliyor ki Arafat'la tanışmak, cemaat, halka diyoruz ki bazıda ne yapalım öyle diyeceksin, öyle diyecek, ben de öyle diyeceğim. Tanışın, Adem İslam meşveret etsin. Tanışın, bu arif olmaktır, tanımaktır. Biraz kafası çalışan hoca diyor ki, Adem'le ne alakası var bu işin, sus diyorlar falan. Hadi diyelim ki biraz da düşünmüş, hava ile tanışmak. Hava ile tanışmadık, havayı zaten biliyordu. Zaten havasını, hevasını arıyordu. Havadan heva olmasın diyoruz, geçiştiriyoruz. Kafası çalışanlar ne demek istiyorsun falan diyor. Tamam, hava ile tanışması da yok ki, zaten tanışıyordu, neyi tanışacak? O zaman Adem'in orada arif olması, yani kendini tanıması, insan olduğunu anlamış, fark etmiş. İnsan olduğu anladığı an emaneti kübrayı yüklenmiş. O otomatik o. O start düğmesiydi. Ben insanım dediğin anda delide bu yok işte. Deli emaneti kübrası yoktur, onun için direkt cennete gidiyor. Hayvanda da emaneti kübrayı tak diye üzerine almanın ölçüsü insan olduğunu bilmektir. Ben şöyle anladım, insanın olduğunu bilmesi zıtlarla karşılaşmasıyla. Zıtların karşılaşması bir tarafını uyandırıyor, bir de insanı insan yapacak, tetikleyecek donanımı dünya ile tetikleniyor. Dünyanın şartları tetikliyor. Yani böyle atmosfer şartları değil. Düşünüyor. Neyi düşünecek? Orada her şey canlı ve şuurlu cennette. Kafa çalışmıyor ki orada. Kafanın meratibi kalmamış. Mücahede yok. Neyi seveceksin? Nefret yok ki sevgi olsun. Cennette kalp da yok Adem'in. Kalp da yok. Neyi seveceksin ya? Neyi seveceksin? Herkes canlı ve ruhlu. Ama dünyada bunları ortaya çıkartacak zıtlar var. Zıtlar karması. Çok büyük, Allah'ın en büyük nimeti zıtları yaratmasıdır. İşaret-i Caz'da diyor ki, küfür imana hizmet eder. He? Aşağıda yazıyor. Aşağıda, ha burada. Küfür imana hizmet eder. Tekemmül, burada. İman tekemmülüne küfür yardım eder. İşte, şey yapacağız. Biz acele ediyoruz değil mi? Okuyayım biraz daha. Evet, sağ el daima çalıştığı için sol elden daha kuvvetlidir. Ve bir hükümet mücadele ettikçe cesareti artar, terk ettiği zaman cesareti azalır. Ve bir netice cesarette, hükümette söner mahvolur. Osmanlı onun için 30 sene geçirmemiş. Hep savaşa sokarmış. Canlı olsun diye halk. Savaş. Ve keza her şeyin ve her işin tekamülü zıtlarının mukabele ve rekabet etmeleriyle olur. Mesela hidayetin tekamülüne dalalet yardım ettiği gibi. Hidayete kim yardım ediyor? Dalalet.
İmanın tekemmülüne küfür yardım eder. Ben burada söylüyorum işte. Bu tür yerlerde söylüyorum. Çünkü küfür ve dalaletin ne derece pis ve zararlı olduklarını gören bir müminin imanı ve hidayeti birden bine çıkar. Mertebe kazanıyor. Yani küfür olmasa iman sabittir, mertebesi yoktur, melek gibi olacak. Ama küfür imanın mertebesini oynatıyor. Tırırt. Şeyde mektubatta herhalde şeylere, meleklere şeytanlar diyor. Şey musallat olamadığı için. Olmasa makamlar sabittir. Sabittir. İşte insan onun için herhalde evet. Melekten geçiyor. Peki. Şeytan musallat. Allah için de var mı? Allah için mertebe yok ama sonsuz nihayetsiz mertebe sahibidir. Esma'nın nihayetsiz mertebesi ortaya çıkmasına sebep muhatabın şeyine göredir. Şöyle düşün, bir profesör düşün. İlkokul çocuğuna bir ders anlatıyor. Suyu, ortaokul çocuklarına, liseye, üniversiteye anlatıyor. Ama hepsini farklı anlatıyor değil mi? Aslında hakikati hepsi aynı yerde, tektir. Ama farklılık olmasının sebebi zihinde farklı olduğundan değil, o farklılığı mertebelendiren muhatapların varlığıdır. Bize var yani. Evet. Ama yapı bakımında farklılık var. Nedir? Esma sıfat değildir. Esmanın kaynağı sıfattır. Sıfat şuunat değildir. Şuunat-ı zatiye. Sıfat şuunat-ı zatiyeden çıkmış. Şuunat-ı zatiye, mahiyet-i zatiyeden çıkmış. Lahut. Onlar var yani. Lahut, cebalut, melut. Onlar var. Tabii. Sıfat şuunat. Ama keyfiyetini bilmiyoruz. Yalnız onu işaret edecek bizde hakiki karşılıkları var. Hani diyor ya hadis-i kutsi'de, insan benim sırrımdır, ben de onun sırrıyım. Peki o zaman bu zıtların burada ortaya çıkması için biz buradayız. O da bir esma biliyor musun? Evet. O da bir esma ha. Sakın ha. Fakat yalnız şey yapmayın fazla da. Neydi şimdi? Bak şimdi. Meleğin zıttı nedir? Şeytan. İmanın zıttı nedir? Küfür. Küfür. Peki melek vücud haricisi şeytanın vücud haricisi var mı? Şeytanın mı? He. Var tabi, mahluktur. Evet. Mahluktur da şeytan. Evet. Mahluka vücud haricisi olur. İlah atom cinsinde değil. Evet. Yaratılana mahluk denilir. Tamam, yaratana halik denilir. Yaratılana mahluk denilir. Allah'ın ilminde olup da yaratmayana da mec'ul denilir. Tamam. İlmi vücud değil. Şeytan mahluk mudur? Mahluktur. Peki onun yaratan kaynak nedir? Esmadır. Esmada şeytanlık mı var? Peki küfür de bir şeydir. Şeytan zıtların eksisini yani şey yapmıyor. O manada ben anlıyorum şeytanı. Yani cehennem, şeytan, cennet, peki, melek, evet. Artı eksisi. Ama sorunun cevabı o değil. Değil tabi. Hamza. Esmadan şeytanlık gelir mi yani? Esmadan şeytanlık gelir mi? Şeytanı yaratan esmadır. Evet. Esma'nın diğer bir esmayı engellemesinden değil mi hocam? Güzel. Biraz hafif oynat daha. Güzel. Sef kaldım işte. Esma gelir deriz. Ben gelir derim yani. Yaratıldığına göre gelmiş ama nasıl gelir yani? Bak. Nasıl gelir? Dün akşam bu mu demişti? Cennette nefis ne olacak? Dedim ki çekirdekte ağacın bütün hakikati var mı? Kokusu, tadı, kütüğü, sert, yumuşak, renk var değil mi? Ama o ne zaman çıkıyor? Belirleniyor. Şartların bulduğu zaman. Ama çekirdekten ağaç çıktıktan sonra artık o çekirdek değildir. Nefiste kaç mertebe var? Yedi. En şeyi bu tarafı nedir? Emmare. Nefsi emmare. En öte ucu? Raziye. Şimdi benim nefsim iman etti diyor. Şimdi bak. Nefsi raziyenin lügat manası ne demektir? Razı olunmuş. Kim razı olmuş? Allah. Allah nefiste razı olur mu? Olur tabi. Olmadığı mertebesi bu mertebedir. Olduğu mertebe bu. Demek ki nefis şerri mutlak değildir. Peki nefis bir mertebe aşarsa nereye gelir? Nefsi? Mutmainne.
Mutmainne. Levvame. Levvame. Levvame'ye gelir. Levme demiş. Yani şey yapmış. Günaha karşı birazcık olsun. Kurtarmış yani. Vesaire mutmainne şöyle geçiyor. Peki razı Allah nefse. Demek ki nefiste çekirdek gibi ağacın bütün meratibi var. Ama nefsi, nefis emmareden çıkılıp levvameye gelirse artık nefs emmare yoktur. Ha peki o zaman nedir? Nefis, Esma-i Hüsna'nın ifrat, yani bu kainata tecelli eden Esma-i Hüsna bir fiil, onun çekirdek olarak insanda bir kuvvet tecelli etmiş. Yani kainat ağaç ise insan çekirdeğidir. Çekirdekteki ağaca ne denilir? Bil kuvve. Ağaca ne denilir çekirdeğe göre? Bil kuvvenin bir fiili. Fiil. İnsan kainatın bil kuvve çekirdek olarak karşılığıdır. Şimdi şeytana geliyorum. Kainata tecelli eden bil fiil esma. Onun numunesi insanda. Bu kainata uygun. Bu kainata tecelli eden esmanın etmeyen esma tarafı. Doğru, sonsuz mertebesi var ya. Tecelli eden esma bu. Bu esmanın ifrat, tefrit var. Bu ifrat ve tefritine nefis diyoruz. Zaten kafir demek küfür. Arapçada çiftçiye bazı yerlerde kafir derler. Yani küf, örten demek. Örten. Yani imanı o kadar. O zaman nefis ve şeytan esmanın ifrat ve tefrit mertebesidir. Vasata gelince ne şeytan kalır ne küfür kalır. Bir şey yok. Cem'e geldikten sonra, fena fili olduktan sonra ne nefis var ne şeytan var. Kimse yok. Sıfır noktası mı oluyor? Tabii. Anladık. Şimdi şimdi küfür nedir biliyor musun? Şimdi iman nedir diyelim. Allah'ın dediğini tasdik etmek. Buna böyle de diyor. Tamam. İlim mertebesi. Şimdi bizdeki karşılığını şey yapayım iman. Kendi fıtratındaki çekirdek olarak bil kuvvenin karşılığını bulmasına iman. Evet. Buldu. İman karşılığını buldu. Bu bendeki çekirdekte öyle bir özelliğe sahip ki Esma, ifratı da var, tefriti de var. Bu da ifrat ve tefrit de bunu ne yapar? Vasatını örter. O zaman çekirdeğin ifrat ve tefrit mertebesi vasatın kafiridir. Örtücüsüdür. Küfür, esmanın bir mertebesidir. Yani zıt olan birbirine esma, birbirini örtendir. Mesela Rahman'la Kahhar. Birbirini örter. Din literatüründe dersek bu onun kafiridir. O onun örtücüsüdür. Böyle de kullanmıyoruz. Millet kafayı yer. Bu manyak mıdır? Ne diyor ya bu falan. Ama bak, bak ne diyor? Ha evet, onu işaret ediyorsun. Bak, Kahhar Rahman'ı şey yapıyor. Örtmeye çalışıyor. Rahman'la duruyor ve açtı. Merhametim gadabımı açtı diyor. Örttü. He, dur bakalım orada hemşerim. Esma'nın dengeli tecelli etmesi iman bizde. O Esma-i Hüsna'nın dengesiz, yani birisi böyle, kalp atışları gibi böyle, böyle, buna da küfür. Peki bunu cennet, cehennem noktasında izah edebilir miyiz? Tabii. Cehennem, ifrat ve tefrit mertebesinin karşılığı. Karşılığı, ikisi orada toplanıyor. Evet. Vasat mertebesi cennet. Yani aslında esma demek istiyorum da, onun için Cem'e gelen bir insan, sebeplerden sıyrılmış, ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin mertebesine sıyrıla sıyrıla insan çekirdekten aslına doğru hareket ederse, şöyle diyeyim, meyvesin ya dünyada, evet. Toprak, meyvesin. Hı. O meyve buradan çıktı, Adem Ali, Nur-u Muhammed'den. Hı. Bu meyveden 149 işsizlik-i tasdik galibiyede yerim var, delilim. Bu meyve terakki etti. Bak meyve yaprak oldu. Çünkü yaprağın arasında tomurcukla çıkmıştı meyve, değil mi? Sonra dal oldu, gövde oldu, geldi çekirdeğe. Allah'ını seversen meyvenin karşılığı burada. Artık meyvenin, çekirdeğin içindeki meyveye meyve diyebilir misin? Burada yapraktır. Aslı çekirdekte. Peki yaprağın aslı çekirdekte hala yaprak mıdır çekirdekte? Yaprak. Burada yaprak mıdır artık? Değildir. Hakikatıdır. Ha o zaman bu dışarıda yapraktır, beyazdır, siyahtır, soğuktur, sıcaktır.
hakikatleri aslına geldiği zaman çekirdeğin içinden ne renk var, ne sert var, ne yumuşak. İşte fena fillah bu çekirdeğe gelmektir. O çekirdeği fena aslına döndü mü çekirdek haline ne küfür kaldı ne iman. O zaman abi Esma'ya o şekilde gidecek olursak, evet, oralardan aşağıya doğru. Evet. Hepsinden geçmemiz gerekmiyor. Hepsini evet. Geçmemiz gerekmiyor mu? İfratı, tefriti, vasatı, evet. Her türlü Esma'nın. Yani kalp atışları gibi hepsi dengeli açık. Yani şöyle kalp atışları var ya entegre hastanede. Evet. Şöyle dengeli. Tamam, çok güzel. Ama böyle de yapabilir ama aynı olsun, dengeli olsun. Ama bir şöyle olsa, hocam bak şöyle. Bir de böyle olsun. Böyle, ooo çok dengesiz. O da bir atış ama dengesiz atış. Yani dengesiz. Yani Esma-i Hüsna'nın bizdeki nüminelerinin dengesiz karşılığını bulmasına gaflet, dalalet, küfür diyoruz. O onu örtmüş işte. Peki Esma'nın dengesiz nasıl tecellisi Allah'a nasıl... Ha, Esma tecellisi dengesiz değil de mesela diyelim ki dışarıya yemeği çıkarttın, yemek bozuldu. Şimdi güneşin dengesiz tecellisi midir? Mazar olanların kabiliyetsizliğinden. Dengesizlik bizde mi oluyor? Evet. Mesela ağaç büyüdü, güneş vurdu, yemek bozuldu hocam. Veya diktin ağacı, ötekisini dikmedin toprağa. Dikilmeyen güneş ne yapar? Öldürür. Diyebilir misin ki benim güneş tohumumu, fidanımı öldürdü? Ama yanındakini büyüttü. O zaman tecelli edene değil, mazhar olanların kabiliyetine, kabiliyetsizliğinden bağlı. Yani hocam bizdeki cüz'i iradeyi güzel kullanmamak. Evet, yani çekirdeği hocam şey yaptın, iğneyi batırdın da böyle bak. İğneyi batırdın. Gittin attın toprağa. Diyebilir misin benim çekirdeğimi ağaç yapmadı, toprak suçlu olur. Yani, o zaman bizim değil yani. O bizimdir, onun değildir. O zaman Esma-i Hüsna herkese eşit ve bütün Esma mertebesi vasat şeklinde tecelli ediyor. Tırırırt. Camdan dışarıda güneş var. Hidayet öyle tasvir ediyorum. Camı açtın güneş girdi. Kapattın girmedi. Yani senin girmemesi güneşin vurmadığından değil. Sen açmamışsın. Hidayet güneşi devamlı vuruyor. Tırırırt. Ama camı açmamışsın ki perdeyi kapatmışsın. Cam açmak da kesp oluyor. Kesp oluyor. Perdeyi açarsan girer, icraat yapar. İcraat yapan sen değilsin. Senin bir cüz-i ihtiyarın var. Perdeyi arala. Güneşin girmesine sebep o. Ama içerideki bitkilerin ve odanın soğukluğu, gitmesi, ısıtması, mikropların ölümü vesaire yani hayatiyetin devamı senin elinde değil. Ama sen sebebiyet verdin. Biz o zaman bu haletten... Bunu bitireyim. Çıkamayız değil mi? Yani Esma'nın... Daha sorularınızı alacağım ama. Evet. Şunu bitireyim çünkü şu misal bitiriyor. Müminin imanı ve hidayeti birden bine çıkar. Bu iki cihet teklifin eser ve semeresidir. Ve bu iki cihet itibariyle teklif saadet-i neviyenin yegane amilidir. Demek ki dinin gelmesi ebedi bir saadetin yani nevi saadetinin sebebidir. Şimdi düşün eğer küfür gelmese herkes melek gibi olacak. O sonsuz, meleklerin sonludur. Sonsuz istidat ve kabiliyetler yok olacak. Sonsuz istidat ve kabiliyetlerin yok olmasının bedeli sonsuz zarardır. Sonsuz zulüm olacaktı. Sonsuz zulüm olacak. Ama burada çekirdek misali geliyor. Bu kadar insanlar çok gitti. Ha, onlar insan değillerdi. Beşte dördü insan değildi. Onun için üzülüyorsun. İnsan olduğunu zannettiğin için, beşte dördü insan kafir oldu zannettiğinden dolayı üzüldün. İnsan değil zaten. Bütün mesele orada. Zahirde tamam mı? İnsan değil, insan değil. Şimdiye kadar insan diyebiliyorum. Çünkü bir cümle söyleyeyim size. Risalede ve hadis. Peygamberlerin en büyük vazifesi insanları insanlık makamına çıkarmaktır. Unutma bunu. İnsanları nereye? İnsanlık makamına. İnsanlık makamına çıkmayan insan değildir. İnsan cismiyle insan olmadığı gibi ruhuyla insandır. Ruhunu öldüren çekirdeğe iğne batırmış o insan adayıydı. Ama değil. Her bir kumaş pantolon değildir. Her bir kumaş gömlek değildir. Adayıydı. Evet. Sen kumaş paketine sen niye gömlek diyorsun? En büyük hata bu. Sen insan mı zannediyorsun? Tuhaf değil. Şey.
Şimdi onu bir şahıs misalini vereyim. Bediüzzaman'ı kefeye koydu, kabale kefeye. Yani biz taassup yaptığımızdan diyoruz, koymayalım kefeye Bediüzzaman'ı, Geylani'yi koyalım. Yani hep ondan veriyorum ki taassup zannettiğimiz. Abdülkadir Geylani'yi koyalım, babam. Hani delikanlı. Koyduk buraya hocam, kefeye. Bu tarafta da iman etmeyen, iman edenler demiyorum, İman etmeyen dünyada ne kadar insan koyalım ki terazi dengelensin lütfen. Hepsini koysak bile denge olmaz. Hiç olmaz. Çünkü küfür tek bir millettir. Küfürün hepsini birleştirsen zerre kadar şey, imanın zerresini o karşılamaz. Ne demek? Şuna misal. 500 tane körü odaya pistonla sıkıştır. Kör ama. 500 tane amayı sıkıştırarak göz olur mu? 500 tane sağır insanı tost yaparak bir insan yapsan kulak olur mu? Sonsuz değil şu kadar milyar insan. Sonsuz kafiri tost yap, birleştir, imanın karşısında zerre kadar değeri yoktur. Çünkü onlar iman etmediklerinden Allah'ın pis bir mahlukatından say, değer verme. İnsan değiller de ondan. Biz insan zannından dolayı peki ne yaptı? Toprak, elimizde çekirdek var. Hiç kimse ağaç fiyatı vermez buna. Yani karpuz çekirdeğini hocam sen karpuz fiyatını verir misin? Vermezsin tabii. Niye vereceksin? Karpuz değil ki o. Ama karpuz adaydı. Şimdi bütün insanları çekirdek kabul et. Bu çekirdektir. Sen buna niye ağaç diyorsun? Ağaç olabilir. Sen şimdi ya bu çekirdekleri adam yok etti, ağaçları yok etti diye ceza verilmez ki. Adam olabilir. Ha bu çekirdeklerin her bir insandı. Attık, 80'i bozuldu, 20'si insan oldu. Bozulan ne bozuldu? Ağaç mı bozuldu, çekirdek mi? Çekirdek ağaç değildi ki. Peygamberlerin vazifesi insanlık adaylarını insanlığa çıkarmaktı. İnsanlığa çıkamayan zaten insan değildi. O mahluktu, bir varlıktı. Peki ne işe yarıyor dünyada benim tabirimle? Aksesuar. Arabanın aksesuarı, evin aksesuarı. O da lazım da, arabada süs de lazım, cam da lazım, bilmem ne, boyalar. O zaman abi cehennemde de insan yok o manada. Evet, şöyle cehennemde insan yok. Aferin. Değil mi? O, evet. O manada düşünürsen. Tabii. Ama devam edelim. Ama çoğusun, bak ayette bunun delilim var. Çoğusunu dalaletin, çoğusunu hidayete atarım diyor. Yudullihu ikesire ve yehdi bi ikesire diyor ya hocam. Peki ben sana şöyle söyleyeyim. Şimdi seninle benim aramda olacak bu Ceyran. Bu güzel ayetin acayip nüktesini fark etmek adına. 10 tane elma var hocam elimizde burada. 10 tane. Dedim ki hocam çoğu senin azı benim. En azından çoğunun adedi kaç olur 10 tane elmanın? 6. Tabii vasatı 5-5. Ben sana desem ki çoğu senin azı benim. O zaman 4'ü benim olur en azından, 6'sı senin olur. Ama desem ki bak, yudulli bi kesire ve yehdi bi kesire. Ayette diyor ki, bu diyor Kur'an insanlığın çoğusunu dalalete, çoğusunu hidayete götürür. Şimdi sana diyorum ki bu elmanın çoğusunu sen al, çoğusunu da ben alayım. Böl bakayım bana hadi. 10 tane elmanın çoğu senin, çoğusu da benim. Olmuyor. Nasıl yapacaksın? Ayette diyor ki, çoğusunu dalalete Kur'an'la, insan belli. Bu insan topluluğunun çoğusunu dalalete atıyoruz, gidiyorlar. Evet. Çoğusunu da hidayete. Ya bir muayyen belli olan topluluğun çoğu bu taraf, çoğu bu taraf olur mu? İşte diyor ki, وَمَا يُدِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ. Bu cümlenin makabliyle münasebet, evet Kur'an-ı Kerim, يُدِلُّ بِهِ كَسِيرَ cümlesindeki dalalete atılanlar, kimler olduğunu beyan etmeyip, müphem bıraktığından, Sami korktu. Acaba o dalalete atılanlar kimlerdi? Sebebi nedir? Kur'an'ın nurundan zulmet nasıl geliyor diye sorulduğu bu üç suale şu cümleyle cevaplandırılmıştır. Onlar fasıklardır. Dalalete atılmaları fısklarının cezasıdır. Fısk sebebiyle fasıklar hakkında nara, ziya zulmete inkılap eder. Evet, şemsin ziyası ile, güneşin ziyası ile pis maddeler taafun eder, kokar, berbat olur. اَلَّذِينَ يَنْقُزُونَ اَحْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِهِ وَيَتَّعُونَ مَا مَرَ اللّٰهِ بِيَنْ يُسَلَى وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ. Bu cümlenin evvelki cümleyle devam ediyor.
Nasıl yudülüğü çok oldu diye burada ileride, çünkü saatimiz gelir, cevap belki veremem, içim yanar diye söylüyorum. Evet. Çoğu dalalete, çoğu hidayete demek şu, insan adaylarının çoğu dalalete adet bakımındandır. Buna keymiyeten denilir, keymiyeten. Sayı bakımından çoğu, keyfiyeten hidayete demek ruhlarının inkişaf etmesiyle. Yani 80 tane çekirdek dalalet, 20 tane, buna keymiyet denilir, 20 tanesine keyfiyet. O zaman yudillibü kesir ve ehdibü kesira, çoğun dalaletu hidayeti demek, birinci dalaletindeki keyf, şey, çoğu demek keymiyettir. Hidayetin çoğusu da keyfiyettir, kalitedir, insandır. Ötekiler insan değildir. O zaman şu cümle yanlış bizim halkın söylediği. Ya dini bir tarafa, yani insanlığına bakmak lazım. Zaten onu insan, insanı insan yapan zaten din, evet. Dindir. O cümle de tehlikeli. Zaten sen yoktun o birinci derste. Dinler gelmeseydi insan insan olmayacaktı, hayvan olarak kalacaktı. Ha onu diyor ki, peki bu teknik falan gelişmeyecek miydi? Araba yapardı, uçak da yapabilirdi. Ama insan olmayacaktı. Niye? Dinler, İslam demiyorum, dinler hiç gelmeseydi. Niçin? Anamdır, bacımdır. Yani ahlaki kavramlar olmayacaktı. Bir de şu, şualarda 227, sözler 241'e bakın. Diyor ki, iman ne işe yarıyor? Eğer diyor, ahirete inanç aileye girmese ne olur? Eğer inanç gençlere girmese ne olur? Eğer ahiret inancı hastalara hükmetmesi ne olur? Eğer inanç kadında hükmetmese ne olur? Erkekte hükmetmese ne olur? Çocukta hükmetmese ne olur? Bak diyor ki, eğer iman ahiret o büyük aile efradı hükmetmese, büyük bir şehir diyor ki, her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir, şehir. Eğer imanı ahiret, ahireti iman bu şehire efratlarına hükmetmese, güzel ahlakların esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, Allah aşkına din yoksa ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık, rıza-i ilahi, sevab-ı uhrevi yerine garaz, menfaat, sahtekarlık, kotkanlık, tasannur, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydana almaz mı? Zahiri asayiş ve insaniyet altında alman. Şu anda kırmızı ışıkta durur, sessiz yok. Herkes evindedir bak. Aynı Almanları tarif ediyor. Zahiri asayiş ve insaniyeti altında anarşistik ve vahşet manaları hükmediyor. Çökmüş yani. Öyle. Vahşet. Vahşi olmuş yani. Vahşi iç aleminde kendisine vahşi yani. En büyük zarar kendisini yok etmiş. O hayatı şehriye zehirlenir. Çocuklar haylazda, gençler sarhoşluğa, kaviler kuvvetler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlar. Buna kıyasla memleket dahi bir hanedir ve vatan dahi bir milli ailenin hanesidir. Eğer iman ahiret bu geniş hanelerde hükmetmese, bir de samimi hürmet, ciddi merhamet, rüşvetsiz muhabbet, muavenet, hilesiz hizmet, muaşeret, riyasız ihsan ve fazilet, yani din yoksa riyasız ihsan ve fazilet olur mu? Enaniyetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inkişafa başlar. Çocuklara der, cennet var, hayasızlığı bırak, iman ahirete bak. Çocuklara diyor ki, ahirete inancı. Ey çocuk, hayasızlığı bırak, cennet var. Kur'an'ın dersini temkin eder. Gençlere der ki Kur'an, cehennem var, sarhoşluğu bırak. Aklı başlarına getirir. Zalime der ki, şiddetli azap var, tokat yiyeceksin, adalete başını eğdirir. İhtiyarlara der ki, senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimi bir uhrevi saadet ve taze baki bir gençlik seni bekliyor. Onları kazanmaya çalış. Ağlamasını gülmeye çevirir. İman böyle yapıyor. Onun için iman yoksa, imanla alakalı, imanın getirdiği özellikler yok. İnsanlığı getiren imandır.
23. sözde iman insanı insan eder. Hem insanı sultan eder. Geçen onu biraz konuştuk da aynı bu ana hemen hemen çıktı evet. Abi. İnsanı insan eder demiş Üstad Hazretleri. Evet, yani. Bak, neden insanı insan eder? İnsanı insan eder. İnsanlık adayını insan yapar. Yani doğan bir insana, mesela doğu çocuğa hiçbir şey değil. Çekirdek yani. Çekirdek adayı. Yani nasıl desin? Çok çok tuhaf olur da anasından doğan insan adaylarını, insan çekirdeklerini. Böyle tuhaf olur yani. İnsan denmiş. Yani zahirde bizim gibi gözü kulağı olması, yürüyüp yemek yemesi. Öyle olmasaydı iman insan insan eder, imanı belki sultan eder der mi? O ki imansız insan insan idi. Niye bu denmiş? İman insanı insan eder. Yoksa vahşi bir canavar eder. İman bir kuvvetli bir nurdur, bir hakikattir. Anladın? Ha o zaman 5'te 4'ünü dalalete falan insanların dalalete atmamış. İnsanlığa çıkamamış. Toprağa çekirdeği attık, tavuğun altına yumurtaya koyduk, inkişaf etmedi. Sen ağaç bozuldu mu dersin, çekirdek bozuldu mu dersin? Çekirdektiler bunlar, insan değillerdi ki. Çekirdeğin senin sorundan var sormayacağım şimdi konuda. Nasıl bittikten sonra. Evet, evet. Sor. Herhalde bununla alakalı sor. Tamam. İnsanda bir kuvvet hem cennet hem cehennem var. Hepsi var. Var. Yani Allah'ın dışında ne yaratılmışsa bunu artık bitirin, bunu sormayın. Tamam. Allah'ın dışında ne var? Cennet, cehennem, domuz, kadın, erkek, domuz, Cebrail, İsrafil hepsi var. Şuurun karşılığı. Evet. Peki bunlar biz vefat ettikten sonra bu cismaniyetten çıktıktan sonra da var mı bizde aynı hepsi? Senin nerede vardı ki bu soruyu soruyorsun? Bu bütün kainatın çekirdeği olan senin vücudun muydu? Değil. Resulullah soruyor Hazreti Ömer. Ya o cehennemden, kabirden, kabrin hesabı nasıl dehşet yapıyor? Evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, ya Resulallah kabirde bu akıl benimle olacak mı diyor. Akıl senin cesedinin sıfatı değil ki ya Ömer. Evet. Ruhun bir sıfatı. Ruhun, usta diyor ki akıl ruhun bir şey, kalbin bir hizmetçisidir. Ruh, ya kardeşim kainatın çekirdeği olma ceset itibariyle değildir. Hmm. Ruh itibariyledir. Bu ceset şu alem-i şehadetteki elementin hulasası. Peki orada nasıl bir şey olacak? Burada cismaniyete bu kardeşim, tutanmış. Buradan çıktın mı? Tamam. Bak çıktın mı? Nasıl? Ruh ıtlak vücutta oldu mu? Yani mutlak her yerde olabiliyor. Allah'ın sıfatı var ya, Allah'ın sıfatıyla sıfatlanmak. Allah bir anda her yerde ya, evet. Cennette de bu sıfat bize tahakkuk edecek. Çünkü kafesten, şu anda kafesteyiz. Böyle ruh sıkılmış. O zaman abi bütün esmanın mertebeleri, cennet hepsi bizde orada tecelli. Tecelli edecek. Ama dengeli olduğu için hepsi adalettir. Üf, acayip bir şey çıkıyor ortaya ya. İşte nasıl, dedim ya, belki bu haletle bak bakalım. Cennete ilk giriyorsun. Kaç yaşında vefat ettin? 60. 1 yaşından 60. Evet. 60 sene lezzet, keyif, moral güzelliği, yani lezzet ve zevk adına ne aldın? Hepsini topla paket yap. Ha, o paketi ilk senin noktandır. Cennete lezzetle onunla başlıyorsun. Bir anın bir ana benzemiyor. Anladık mı bunu biraz? Ha bak, ilk anın, bak ilk cennette start nerede başlayacak lezzet? Dünyada almış olduğun bütün lezzetlerini toplamış şu anda cesedine yüklesek cesedin yanar. Cennete kapıdan girdik mi, nerede başlayacak da, limit nereden başlıyor, lezzet limiti. Dünyada almış olduğumuz bütün lezzetlerin toplamı senin start noktandır. İşte ilk tatlıdan, ondan sonra ikincisi, birincisine hiç benzemeyecek kadar sonsuz mertebe var. Dördüncüsü, cehennemde dünyada almış olduğum bütün keder, elem, sıkıntı, stres, moral bozukluğu, can sıkıntı, elin kesildi, karnın ağrıdı, bütün dertlerin toplamını çekirdek olacak. Cehennemde start, ilk nokta, sıfır, mihengi nokta oradan başlayacak. Bir anı bir ana benzemeyecek şekilde sonsuz eleme doğru gidecek. Yani ilk başlangıcı bu. Peki bunu nasıl biz, yani cehennem kısmı bizde nasıl tecelli ediyor aynı anda? Ha, cehennemdeki hakikat, yani esma, cennetteki esma ile beraber olursa hepsi dengelidir, yakmaz. Mesela diyelim ki, cehennemdeki kahhar isminin bir tecellisi vicdan azabıdır. Bir tecellisi de şeydedir, cehennemdedir. Ama bir tecellisi de ağaçların çekirdeğinin sinemasına lazım. Sıcaklığın kaynağı kahhar. Kahharı kaldır. Bu kainat ne olur? Donar yani bu sefer.
Demek ki cehenneme tecelli eden esma cennetteki ile dengeye getirilirse onun hakikatini ortaya koyuyor. Sıfırlanıyor o zaman. Tabii hani bir tane karşılığı da var çünkü aynısının derecesi. Ve onu ne yapıyor biliyor musun? Katlıyor. Şöyle katlıyor. Bir tanesi dedi ki, kim dedi unuttum içerideki odada. Evet. Hocam dedi, yani cehennet ne kadar harika dayı olsa, o da sabit olsa gene bu kar insan. Evet. Cenneti şöyle zannediliyoruz, canlı ve ruhludur ya cennet. Hep aynı mekan. Hayır, cennetteki nimetler, lezzetler bir an bir ana benzemediği gibi mekanı da bir an bir ana benzemeyecek. Yani şöyle düşünüyor, şu duvarlar sarı ya, bir an sonra yeşil oldu. Hayır. Mekan artık bu böyle değil. Artık başka bir şey. Bir an bir ana benzemiyor. Mekan da benzemiyor. Evet. Bir denge var. Sıfırlanıyor. Anladın mı? Evet. Mesela şöyle diyeyim. Burada şafi ismi. Hasta olduğumuz an şifa. Cennete nasıl tecelli edecek? Cehennemdeki hastalık. Şimdi bak. Tamam cehennemde hastalık olarak. Evet. Azap verecek. Cennette şafi nasıl tecelli edecek? O isim kalkmayacak üzerimizden hiç. Hastalıktan sonra şafi tecelli ediyor, şifa veriyor. Cennette nasıl tecelli edecek? Hiç böyle kesilmeyecek, devamlı tecelli edecek ki hasta olmayasın diye. Hasta niye oluyorsun? Allah seni hasta etmiyor. Şafi bir çekiyor, çektiği kadar senin tepene hastalık zıttı biniyor. O zaman cennette hasta olmamak için şafi hiç çekmiyor, devamlı cennette hastası. Şu anda şafinin tecelli şu anda kendimizi tabii hissediyorsak. Biz hep şöyle bilirdik. Yani şafi şey için gülüyorum. Cennet çok hoş bir yere benziyor gibi geliyor bana, anlıyor musun? Yani vallahi evet söylesin. Yani biz yani şöyle bilirdik. Allah'ın şafi ismi daha hiç buralarda değil. Haşa. Tamam. Biz hasta olduk mu geliyor şafi ismi. Zannediyorduk bu dünyada. Zannediyorduk. He. Mesela ki işin yani gerçek boyutu şafi ismi şu anda hepimiz hasta olan yok içimizde. Şu anda hep şafi ismi bize tecelli ediyor ki biz hasta olmuyoruz. Mesela Rezak şu anda zannediliyor ki acıktığımız zaman şu anda tokum elhamdülillah. Şafi tecelli Rezak tecelli ettiği için. Ondan sonra bir çektiği zaman onun büyük zatların dualarında öyle Allah'ım şu tecellini benden çekme. Allah'ım şu tecellini benden çekme. Mesela bu böyle surur, neşe, sevinç. Allah hafif çekti mi? Kastamonu 11. sayfada anlatıyor. Kastamonu 1'de. Diyor ki celal ve cemal tecellisini ehli uyanık insanlara hissettirmek için Allah celalini hissettirecek. Şeyi çekiyor. Cemali çekiyor. Çekince celal tepene biniyor. Püf, 70 bin perdeden geçmiş hala. Öf. Bu İntihara kadar gidiyor. Peki bu 70 bin perdeden geçmiş hali bu. Sana diyor ki ey kulum bak hafif cemalimi çektim. Tepene celalim biniyor. Hafif çektim intihar edecek kadar, çıldıracak kadar saldırı. Peki bu 70 bin perdeden geçmiş hali aslını hayal et cehennemde. Ha. Şimdi bazen de şey yapıyor. Ben birisini rastladım bir vakıf kardeşimizi. Allah celalini kısmen kaldırdı tamam mı? Hepten cemala gal kordu. Bağırmaya başladı. Allah'ım kaldıramıyorum. Kaldıramıyorum. Lütfen al. Üzerimden al. Al. Lezzet hepten şey. Dengesi bozuldu böyle. Demek ki ne yapmıştı? Kur'an okurken oldu mu? Bilmiyorum ne yaparken. Böyle. Birisine de rastladım. Şöyle demişti. Benim bir anım oluyor ki bazen diyor milyonda bir. Acaba dünyada benden daha huzurlu kimse var mı? Diyorum diyor. Tabii o an devam etse hepten şey, dengeler bozulduğu için Allah çekiyor. Bunu tattırıyor. Celali kaldırıyor. Cemal hafif kendisini aralayınca bu ne yapıyor biliyor musun Allah? Hani kapıdan aralarda bakar ya. Allah ben varım ha diyor imanla. İman budur. İmanla mesela namazda. Herkeste olur burada. Riya olmaz. Herkeste. Ama her zaman olmaz. Namazda bazen lezzet almıyor musun? Ha, o ne demektir biliyor musun o lezzet? Allah hafif aralıyor. Memnunum ha. Şu anda sen memnunum ha. Allah, yani iman Allah'ı hissettirmedir. Hissettiriyor, zevk ettiriyor. Çocuk anayı emer gibi emmedir o anda. Allah hafif kendisini araladı. Böyle hepten tuhaflık dengeler bozuluyor. Biraz sonra kendi, ya nerede ya keşke gelse o. Acayip bir şey ya bu insan. İnsan nacet biliyor musun? İnsan benim sırrımdır, ben de onun. Yani içeride dediğim bir de tekrar edeyim.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben seni hakkıyla tanıyamadım. Diyor mu? Evet. Diyor. Peki başka bir hadiste insan kendisini tanımasıyla Allah'ı tanır. Öyle mi? Allah'ı tanımanın şartı kendini tanımaktır. İnsan kendisini tanırsa Allah o kadar tanır. Başka hadiste seni hakkıyla tanıyamadım. Yani A eşittir B ise B eşittir A sırınca insan kendisini tanıyamadı daha. Peygamber de dahil. Peygamber ben seni hakkıyla tanıyamadım sözü insan kendini tanıdıkça Rabbini tanır. O zaman Rabbini ne kadar tanır, kendisini ne kadar tanırsa, Rabbini eksik tanıyorsa insan kendisini eksik tanıyor. Peygamber de mahluk olduğu için kendinden kendine Allah diyor ki insan benim sırrımdır. O zaman seni hakkıyla tanıyamadım. Ey, B eşittir A, ben hakkıyla kendimi tanıyamadım. Tanıyamaz ki. Mahluk. Mümkün değil ki. Mahluk çünkü. Yani öteki ucuna nasıl varacak? Gitti kabı karşısında, ondan sonra el fren çek, takos koy dediler. Dura buraya. Ne acayip. Peki. Vahir davahum. Şu Kastamonu'da 241 diyor. Bu derse girmeden önce bakayım. Şurada şey göstereyim mi size? O yeri de. Evet. Tamam. İmanın bu dünyadaki cemiyet hayatındaki karşılığı. Kaç? 241. Tamam. Vahir davahum. Enelhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.